Çekiyor musun? Yoksa satıyor musun? Yani kullanıcı mısın? Satıcı mısın? Ona göre muamele yapacağız da tutanak tutacağım. Alıştım ya böyle. Noter onaylı ihtarnameler, savcılık suç duyuruları, kamu davaları, tazminat davaları. Kendimi şüpheli sanık davalı gibi falan hissediyorum ama bu sıralar hep ben herkesi şüpheli sanık davalı yapıyorum. Mesut ya biraz önce eğer bu şu anda konuştuğumuz videoya eklersen zaten izleyiciler görmüş olacak ama eklemezsen ayrı olarak yayınlarsan değinmiş olalım. Biraz önce yine Tikveşli firmasının şırasını, bilmem ne hünkâr beğendisini, şu anda anımsamadım, Osmanlı macununu neyse artık anımsamıyorum açıkçası. Bu Tikveşli firmasının reklam firması kanalıyla işgal ettiği İstanbul Devlet Tiyatrosu reklam kulesine, Sultanahmet'teki reklam kulesine Dimes'ti. Evet. Tikveşli değil yani değil mi? Yok değil. Dimes'ti. Emin misin? Yani iki tane şişe vardı böyle. Yani bunu sen geç yapmayız mı? Ona dikkat etmedim de Dimes'ti. Yani Dimes'e eminsin. Ben de Şıra'ya eminim. Şıra. Üzüm koymuş ve yorgunluktan gerçekten özür dilerim. Yani şaka yapmıyorum. Bazen böyle işi gırgıra vuruyorum da aşırı yorgunum. Sen yani Shakespeare, bugünlerde Shakespeare'e yoğunlaşan, neredeyse orospu çocuğu diyecektim ama ağzımdan kaçmadı. Yani orospu çocuğu Shakespeare falan diyecektim. Allah'tan ağzımdan kaçmadı orospu çocuğu Shakespeare demedim yani. Birkaç gündür zaten hiç tiyatroya gidip gelesim yok. Böyle bir bezdim hayatımdan. Niye orospu çocuğu Shakespeare? Shakespeare rolü üzerime sindi biraz böyle. İnsan içine çıkacak suratım kalmadı. Evet. Bir de Enobarbus, Tokat ve Göte Parmak. Evet. Birlikteydiniz yani Enobarbus, Tokat, Emre Solmazgül, Göte Parmak, Ahmet Özkara. Evet. Birlikte İstanbul Devlet Tiyatrosu Reklam Kulesi'nin Sultanahmet'teki kuleyi işgal eden Dimes. Benim nedense Tikveşli kalmış ama Tikveşli yoğurt falan satıyor değil mi aslında? Evet, yoğurt ayran. Yoğurt mu dedin? Yoğurt eni galiba. Yoğurt. Emin misin? Aha. Son karar. Evet. Dimes değil mi? Dimes. Dimes. Evet, o işgal eden kuleyi biz bir tiyatrocu olarak, devlet tiyatroları genel müdürü olmasam da kendimi halk tiyatroları genel müdürü gibi hissediyorum. Size verdiğim talimatla ya da talimat sözü biraz haşizan oldu ama önerilerimde gittiniz oraya işgal ettiniz ve siktir git. Shakespeare git. Ya bugün ben her şeyi birbirine karıştırıyorum ha. Yani bazı profesör doktorlar da sözcükleri sayamıyor. Örnekse şu aşağıdaki 6 sözcük diyeceğine 4 sözcük diyor ve ben uyarınca da beni mahkemeye veriyor. Profesör Doktor Nurhan Tekerek gibi konuyu dağıtmayalım. Dolayısıyla orayı işgal ettiniz. Nasıl bir duygu? Yoksa alıştınız mı böyle? İkide bir işgal ediyorsunuz. Onu bir anlatır mısın bana bir Shakespeare olarak? Aslında ben oraya sadece çekim için gidiyorum yani kameranın arkasındayım her zamanki gibi. Aslında o duyguyu onlar daha iyi bilirler ama benim izlenimlerim şu. Zevkli bir şey aslında. Çünkü koskoca İstanbul Devlet Tiyatroları Kulesi'nde bizim reklamımızın yer alması her ne kadar onların isten dışı da olsa güzel bir duygu. Evet. Tabii çocuklar da biraz sakin heyecanlanıyorlar. Bir yandan kameraya alınıyoruz içgüdüsüyle, bilinçaltıyla. Yani kameraya alınıyoruz derken yani Shakespeare'in kamerasına değil mi? Yani gizli polis kamerası falan değil. Yok tabii bizim kameramızın. Anladım. Bulunmaz kültür merkezi kamerasını. Anladım. Bir de tabii çevreden geri geçen insanların tepkileri, bakışları, gülücükleri. İnsanı heyecanlandırıyor tabii böyle şeyler. Kamera önünde ben olsam o anda, bilmiyorum. Yani herhalde o kadar heyecanlanmam. Bu küçücük afişlerde Shakespeare git diyor. Onu
Ona dikkat ediyor mu insanlar? Tam da iftar vakti, belki dikkat edemeyebilirler ama. İftar vaktinde evet bir dikkatsizlik oluşuyor ama burada falan hani tiyatronun etrafında en azından turistler de gelip göz atıyor yakında. Yakında zaten Cemal yardımcı olacak. Şek Fakov muydu o? Neydi Fakov? Hani siktir git anlamında. Siktir git anlamında. Fakov, Şek Of gibi bir şey buldu ya da var öyle bir söz bilmiyorum ben. Dil bilmediğim için, fazla bilmediğim için daha doğrusu. Böyle Şek Of falan dersek de turistler ilgi gösterecekler. Şek sallamak değil mi? Şek aynı zamanda... Şek. Evet. Evet. Hani salla git. Salla git anlamında. Zaten Shakespeare'in sözlük anlamında sallanan mızrak anlamına geliyor. Yani şek sallamak, pir de mızraktır İngilizce'de. Sallanan mızrak. Yani böyle at boynuna kelebek konmuş gibi bir şey. Shakes. Sallanan mı? Evet. Pir de mızrak. Benim bildiğim kadarıyla. Ve Shakespeare adı da sallanan mızrak anlamına geliyor. Hatta devlet tiyatrolarında şöyle bir söz var. Devlet tiyatrolarının yönetimine fazla karşı çıktığınız zaman kendinizi Van Devlet Tiyatrosu'nda mızrak tutan adam olarak bulursunuz. Yani sürdürsünüz anlamına. Shakespeare'de böyle sallanan mızrak anlamına geliyor. Sallanan mızrak çuvala sığmaz biliyorsun. Böyle bir soy ismi meşhur olmak da bilmiyorum, çok kötü olmuş. Evet. Hiçbir karizması yok yani. Peki bu senin büyük oranda senin emeğinle, neredeyse tamamıyla senin emeğinle elde edilen Shakespeare Git'in fragmanına yoğun bir ilgi var. Evet. Yüzlerce insan izledi ve sana tebrik telgrafları tırnak işaretine geldi. Hatta kaynağı henüz belli olmasa da ya da işte Facebook'tan falan filan geldiği için soğuk bakıyorum ama onları sen bir toparlarsan belki yayınlarız. Ne diyorsun sen bu ilgiye? İlgi beni biraz şaşırttı açıkçası. Hani daha önce Ecel'i çekiyorduk. Ecel'i de bayağı övgüler geliyordu ama bu sefer farklı oldu. Bir de bir adım ileri taşıdığımız için hani dış çekimler falan genelde burada yapıyoruz çekimleri. Tabii insanların gözüne farklı gelmiş olabilir. Hiç olumsuz eleştiri almadım. Bu beni şaşırttı. Ama hoşuma da gitti tabii ki. Bana yazılı olarak değil de belgeli bilgili, bulgulu, delilli, kanıtlı değil de böyle ağızdan anti-emperyalist olan insanlar, sosyalist olan, ilerici olan insanlar şunu söylediler. Ya 3 dakika 22 saniyede birçok kitabını anlatamayacağı kadar böyle komik, eğlenceli, hatta nazar etme ne olur, çalış seni de olur gibi mantığıyla baksalar da böyle yarı şaka, yarı ciddi. Emperyalizmi çok iyi anlatan bir fragman dediler. Örnekse Marlboro'lar, Coca-Cola'lar. Ben dedim, ooo dedim yakında McDonald's'lar, Burger King'ler de olacak. Hatta olanaklarınız el verirse Shakespeare ruhuyla işgaller edildiğini anlatacağız. Örnekse Irak Savaşı'nda Amerikan emperyalizmi, İngiliz emperyalizmi ve diğer küçük küçük emperyalist ülkeler Rin saldırısı sonucu aldığım duyumlara göre 2 milyon Iraklı'nın katledilmesi, oraya özgürlük ve bağımsızlık ve demokrasi götüreceğini iddia eden emperyalizmin de tinsel gücü olduğunu vurgulayacağız Shakespeare'in ve Shakespeare çocuklarının. Dolayısıyla bir başka videoda söylemiş olduğum gibi bence anti-emperyalist, anti-kapitalist, anti-faşist olanlar Shakespeare'e karşı çıkmalılar. Shakespeare go home demediler. Sadece Yankee go home değil. Özellikle dünya tiyatrosunda böyle bir hareket başlatmalıyız. Dünya tiyatrosunun tamamını bilmem olası değil. Ancak Türkiye tiyatrosunda Shakespeare go home, Shakespeare git, siktir git sloganlarını atabilecek yegane tiyatroyuz. Bunu da sinemasal anlamda sen başarıyorsun. Bu nasıl bir duygu? Gerçekten anti-emperyalist olduğu kanısında mısın? Bilerek mi yaptın o Coca-Cola şişelerini ya da Pepsi bardağını, Marlboro paketlerini? Onları bir anlatırsan iyi olur. Tabii. Onlar kasıtlı olarak koyuldu. Coca-Cola şişeleri, Marlboro'lar ki McDonald's kullanacaklar. Burger King falan. Doktor Ötker. Benzeri markaları daha çok kullanacağım film içerisinde. Tabii bunlar kasıtlı olarak yapıldı.